Hamas Türkiye'yi İsrail ateşkes müzakereleri süreci konusunda bilgilendirdi. Hamas yetkilileri ABD'nin müzakerelere ilişkin pembe tablo çizmesine rağmen gerçek durumun böyle olmadığını belirtti. Yetkililer İsrail'in geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmediğini ifade etti. Hamas, İsrail işgali altındaki Gazze'de ateşkese yönelik Türkiye'yi bilgilendirdi. Hamas, Amerika'nın müzakerelere ilişkin pembe tablo çizdiğine dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Hamas yetkilileri hafta sonu Türkiye ile temas kurdu. İsrail ile müzakere sürecine ilişkin bilgi verdi. Hamas yetkilileri Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin pembe bir tablo çizdiğini ancak müzakerelerdeki gerçek durumun böyle olmadığını belirtti. Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran'da desteklenen senaryonun ve Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda. Buna göre Tel Aviv yönetimi Hamas'ın İsrail'in Philadelphia koridorundaki varlığını kabul etmesini, Netzarim koridorundaki kontrol noktalarıyla güneyden kuzeye geçen Gazze'lileri denetlemeyi istiyor. Ayrıca Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmeyi talep ediyor. Bir diğer ek talep de İsrail'in Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısını içeriyor. Bu kapsamda İsrail 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor. Hamas'ın Türk dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre İsrail geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmedi. Hamas'a göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.